Selam, ben Durun Evval. Videoma hoş geldiniz. Bugün figür çizimi yaparken bir yandan da Instagram'dan bana sorduğunuz soruları cevaplandıracağım. Soruları cevaplandırmaya başlamadan önce kullandığım malzemeleri sizlere söylemek istiyorum. Şu anda çıkarmış olduğum kalemler Lyra'nın karbon kalemleri. Normal dereceli kalemlerde olduğu gibi derecesine göre yumuşaklığı ve sertliği değişiyor. Kullandığım defter ise Talens'in A4 boyutundaki defteri. Öncelikle çizim yapacağım ortamı hazırlıyorum ve sonrasında çizime başlıyorum. Önceden çizmiş olduğum 2,5 figür çalışması var. Önce 3.'yü tamamlayacağım ve ondan sonra 2 tane de erkek figürü çalışacağım. Müziğimi ve referansımı ayarlayıp çizime başlıyorum. Sanırım bu kalemleri ilk olarak pes etme çizmeye devam et adlı videomda kullanmıştım. Ve onun dışında bir daha hiç kullanmadım. Bu kalemlerin kaderinde de sadece videodan videoya kullanılmak varmış. En çok merak edilen soruyla soruları cevaplamaya başlıyorum. En çok merak ettiğiniz soru benim hangi bölümde okuduğum ve hangi üniversitede okuduğumdu. Selçuk Üniversitesi resim bölümünde okuyorum ve bu sene son senem. Ve bununla bağlantılı olarak aslında mezun olunca ne yapmayı düşünüyorsun tarzında bir soru vardı. Onu da cevaplandırayım. Açıkçası tam olarak ne yapacağımı ben de bilmiyorum. En çok istediğim şey freelance olarak çalışmak. Ama formasyonda alacağım çünkü cebimde dursun istiyorum. Onun dışında yüksek lisans olabilir ya da... Yani en büyük hedefim zaten önceki videolarımı izliyorsanız biliyorsunuzdur. Kendi atölyemi oluşturmak ve o atölyeyi açana kadar nasıl bir yol izleyeceğimi tam olarak ben de bilmiyorum. Bunu zamanla hep birlikte göreceğiz. Bir diğer soru ise referanslarımı nereden aldığımla alakalı. Yani referanslarımı çoğunlukla çoğu çizerin kullandığı gibi Pinterest'ten alıyorum. Ama onun dışında hani ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta yaptığımız ödevler vardı, çalışmalar. Hani böyle çok da Pinterest'te bakılmadan yapılan. Onlardan bazen esinleniyorum, bazense tamamen kendi aklımdan yapıyorum bir şeyleri. Onun içinde kullandığım eskiz defterlerine bakıyorum ama o eskiz defterleri de zaten genellikle Pinterest'ten alınarak yapılmış çizimler, eskizler. O yüzden bu sorunun cevabı galiba Pinterest. Bu kadar fazla sorulmasına şaşırdığım bir soruyla devam edeceğim. Art bloktayken nasıl çıkıyorsun ya da art blok yaşıyor musun tarzında sorular vardı. Açıkçası bu yaşadığım şeye art blok diyebilir miyim bilmiyorum. Hani genel olarak çizim yapmaktan hiçbir zaman böyle hani soğumuyorum. Ama o art blok dedikleri o çizim yapmama sürecini gerçekten ben de çok fazla yaşıyorum. Hatta tam şu an bu videoyu kaydederken bununla savaştığımı söyleyebilirim. Hani mesela bir yandan size video çekmek istiyorum, çizim yapmak istiyorum ama bir yandan da kendim böyle 4. sınıfta yapacağım çalışmalar için eskizi yapmak istiyorum. Bir yandan belki sizin faydanıza olur diye kolay çizim şeyleri yapayım, göz çizeyim ya da kara kalem başlangıç seviyesiyle ilgili videolar çekeyim diyorum. Ama hiçbirine elim gitmiyor. Ne şu anda böyle en baştan başlayıp göz, kulak ya da çizgiye atmak istiyorum. Ne de böyle bir cesaret bulup diğer 4. sınıfta yapacağım çalışmalarla ilgili bir şeyler yapabiliyorum. Yani bunu aşmanın tek yolu bence çizim yapmak, hani ne olursa olsun yani. Hani kendini zorlamak gerekiyor. Yani o motivasyonu bulmak gerekiyor ama bunu nasıl bulacağımızla ilgili inanın benim de bir fikrim yok tam olarak. Sadece belki kendimize bir ortam oluşturabiliriz yani ya da böyle yeni bir malzeme alıp onu denemek için bir şeyler yapabiliriz. Hani o hevesle resme başlayıp devamı gelebilir. Yani bir kahve alıp bir mum ışığı yakıp ondan sonra sevdiğin bir defteri ya da sevdiğin bir malzemeyi alıp böyle yani sadece karalama niyetine de olsa böyle hani mükemmel bir sonuç elde etmeye çalışmadan, çabalamadan bir resme girişmek lazım bunu aşmak için.
Ama işte bu enerjiyi, bu motivasyonu nereden bulacağız tam olarak yani? Hani o kahveyi hazırla, mum ışığını yak. Hani onu yapmaya bile üşeniyorsun yani bazen. Enerji bulamıyorsun. Ya da çizecek hiçbir şey aklına gelmiyor. Hani diyorsun böyle Pinterest'te geziyorsun, bakıyorsun ama hiçbiri sana hitap etmiyor. Bir sürü pano oluşturdum mesela. Ama şu an onlara dönüp baktığımda bunları neden kaydetmişim ki ben diyorum. Hani bazen diyorum keşke okul açılsa da okulda o zorunluluktan çizdiğimiz şeyleri çizmeye devam etsem. Yani yazın o art bloğu bir miktar daha fazla yaşıyorum. Ben eğer bir çözümünüz varsa bunu siz de yorumlarda benimle paylaşın ki ben de hani bu süreci aşayım, birlikte aşalım. Bilmiyorum yani. Bu konuyla ilgili diyebileceklerim galiba bu kadar. Kullanmayı en çok sevdiğim resim malzemesini sormuşsunuz. Galiba sulu boya diyebilirim buna. Sulu boyaya bir takıntım var. Guaj boyayı da seviyorum hani o ikisini. Bunlar en sevdiğim malzeme olmasına rağmen en çok kullandığım malzeme kuru boya ve akrilik. Akrilik zaten okuldaki ödevler, tuvaller için. Kuru boya da yanında taşıması kolay olduğu için, eskiz defterlerini bir şey yapması daha rahat olduğu için. Yani böyle sulu boya için sulu boyayı taşı, onun için sulu boya defteri taşı falan filan derken ona biraz üşeniyorum uzun zamandır. Ama her şeye rağmen en sevdiğim malzeme sulu boya. Hazır malzemelerden konu açılmışken aslında çizim için kalem markası önemli mi diye bir soru var. Yani kalem markası ilk başlangıç için pek önemli değil. Hani sadece kalem için de değil, diğer sulu boya olsun, guaj olsun, o tarz şeyler için de çok önemli değil. Yani ilk başta zaten alıştırma yapacaksın ve mükemmel çizimler yapmayacaksın. Yani o yüzden ucuzunu kullanmak çok daha mantıklı. Zaten kullanmaya alışacağın için malzemeyi, hani kaliteli olmayan bir kalemle de güzel işler çıkarabilirsin. Ama illaki bir yerden sonra insan o kaliteli kalemi arıyor. Hem o konforu arıyor, hem o pigmentasyonu arıyor, o kalıcılığı istiyor. Ama başlangıç için çok da mühim değil. Bir arkadaşımız da çizime nereden başlayacağımı bilemiyorum demiş. Yani çizime çizmekten başlayacaksın. Yani eline kalemi alacaksın ve çizgi çizeceksin aslında sadece yani. İlk bu omuzdan çizme pratiği yapacaksın. Bunun için bir sürü video var. Onun dışında mesela ne çizmek istiyorsun? Hani illüstrasyon tarzı şeyler mi yapmak istiyorsun? Gerçekçi bir çizim mi yapmak istiyorsun? Hani bu isteklerin zamanla değişecektir belki ama hani başlangıçta ne istediğin çok önemli. Hani çiçeklerden hoşlanıyorsan mesela çiçekleri böyle ufak ufaktan çizmeye başlayabilirsin. Onun dışında böyle natürmort çalışabilirsin. Her ne çizmek istiyorsan natürmort biraz temel seviye, başlangıç. Hani gördüğün her şeyi çizmeye çalış. Başka ne olabilir? Hani anime seviyorsan anime karakterlerini, izlediğin karakterleri çizmeye çalış. Ve en önemlisi parça parça git. Mesela bir portre çizmek istiyorsun. Ama sen daha göz nasıl çizilecek bilmiyorsun, burun nasıl çizilecek bilmiyorsun. Onun için mesela sayfalarca, günlerce sadece göz çalış, sadece burun çalış. Ondan sonra portrenin temel hatları nasıl oluyormuş onun üzerine çalış. Ondan sonra o portrenin o temeline göze ekle, burna ekle, dudağı ekle. Zaten ortaya çıkacak. Hani bunu her şeyde deneyebilirsin. Direkt bir natürmort çalışması yapmak yerine sadece bir tane elma çalış, bir tane obje çalış. Zaten zamanla kendini geliştirdiğini fark edip devam edeceksindir. Bu videoyu burada bitiriyorum çünkü sürem doldu, biraz uzun konuşmuşum. Diğer kalan soruları bir sonraki videolara saklayacağım. Bu şekilde videolarda etkileşimde bulunmak için beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. İstediğiniz zaman istediğinizi sorabilir, DM atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.